Ben bahçeye çıkacağım. Otur oturduğun yerde. Babamız dışarı çıkmamızı istemiyor. Hadi gidelim. Burası bizim sarayımız değil. Burada tutsağız. Dışarısı tehlikeli. Madem korkuyorsun sen kal. Abdullah! Sana otur dedim. Mahmut geç yerine. Bu ne hal? Orhan! Affedin şehzadem. Evlatlarım şimdiden birbirini yemeye mi başladı? Böyle mi abilik yapacaksın? Şehzadem sakin ol. Abim bir suçu yok. Ben dışarı çıkmak istedim şehzadem. Abim ona kızdı. Hala. Hep böyle oğlum. Şehzade Selim'le benim aramda geçen hadiseleri emsal saymayın. Hazreti Ali Efendimiz insanların en acizi kardeş edinemeyenlerdir. Ondan daha acizi ise kardeş edindikten sonra onu yitirendir diye buyurmuş. Siz birbirinizi yitirmeyin. Birbirinizin eline zinhar bırakmayın. Söz verin bana. Şehzade. Yakında yolumuzdan çekilecekler. Lakin Amasya Sarayı'nda kalan Şehzade Mehmet'e dair bir çare düşünmek icap eder. Sizin gibi ihtiyatlı bir paşanın gereğini yapacağından eminim. Şehzade Selim'in gözdesi ve Şehzade'nin validesi Nurbanu Sultan. Gel. Şehzadem, vakit geldi. Hüseyin Çavuş ağalara haber vermeye gitti. Gün bugündür. Şah'a saldırı için vakit tamam. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. İnşallah her şey istediğimiz gibi gidecek. Amin. Amin. Şehzade Mehmet'i bir başına bırakmayacağız değil mi? Ya Ayşe Sultanımız, kardeşim onlar ne olacak? Biz Gürcistan'a geçerken Hüseyin Çavuş Amasya'ya gidecek. Şehzadem Mehmet'i, Ayşem'i ve kardeşini bize getirecek. Burnumda tütüyorlar şehzadem. Oğlumun kokusuna doyamadım. Hasretiyle yanıyorum. Ben de öyle. Anlat Sokollu. Nedir bu kadar mühim olan? Hünkârım. Anadolu'da size isyan ederek Şehzade Bayezid'in yanında saf tutanların mukavemeti Allah'ın izniyle kırıldı. Lakin irili ufaklı çatışmalar devam etmekte. Benim asıl endişem Amasya'daki Şehzade Mehmet'i kullanarak tekrar güç kazanmaları ve büyük bir isyanın patlak vermesi. Bir çare düşünmek lazım. Esasen benim aklımda bir tedbir var. Müsaade buyurursanız derhal tatbik edelim.
Biliyorum Lokman. Hüsrev Paşa ile anlaşmadığım, payitahta gitmediğim için huzursuzsun. Yalan söylemeyeceğim şehzadem. Huzursuz olduğum doğru. Ancak uzakta olsaydım, sizi merak eder, içim içimi kemirirdi. Böylesi daha münasip. Canım yolunuza feda olsun. Gel. Şehzadem. Felaket. Şah Tahmasb askerlerinizi Acem diyarının dört bir yanına dağıtmış. İtiraz edeni kılıçtan geçirmiş. Ağaçla salandırmış. Allah kahretsin! Ordunuzun Kazvin'de kalmasının hazine için epey külfetli olduğunu söylemiş ya. Bahane bu. Ya kendisine yapılacak olan saldırıyı öğrendi. Ya da Hüsrev Paşa ile pazarlık yaparken elini güçlendirmek istiyor. Şehzadeyi istediğim gibi kullanırım demeye getiriyor. Kaç askerim kaldı? Yalnızca bu saraydaki mahiyetiniz var şehzadem. Ve bu şartlar altında Şah'a saldırmamız mümkün değil. Gideceğiz buradan. Hem de bir an evvel. Emredersiniz şehzadem. Şah'ın adamlarını nasıl atlatacağız? Bir yolunu bulacağız Lokman. Defne Sultan'a haber ver. Şehzadelerim hazır etsin. Karanlığın basmasını bekleyeceğiz ve bu Allah'ın cezası yerden bir an evvel gideceğiz. Gel. Şehzadem. Ne var Nurman? Şehzademiz Murat. Mektup yollamışlar. Her şey yolundadır inşallah. Bir aksilik yok çok şükür. Kazvin'den haber var mı diye sual ediyor. O da hevesle müjdeli bir haber bekliyor tabii. Beklediği haberi yakında alacak inşallah. İnşallah. Validem. Bayezid. Kim ne derse desin. Ne yaparsa yapsın umurumda değil. Sen benim oğlumsun. Tahta en çok hak eden oğlum. Ondan böyle. Son nefesime kadar senin yanındayım. Valideniz size ne olursa olsun hayatta kalın demişti şehzadem. Unutmayın. Biz bir felaketten kaçıyoruz. En büyük felaketim validemin ölümü değil miydi zaten? Sonrası ihanet. Hüseyin Çavuş. Arkada muhafızlar bekliyor.
Şah'ın nöbetçileri sayacağız. Evvela onların üstesinden geleceğiz. Derenin orada atlar bekliyor. İnşallah oraya varacağız. Hadi. Şehzade Bayezid Hazretleri, habersizce ayrılmak gibi bir niyetiniz yoktu inşallah. Hele ki şahımız sizin için hususi bir ziyafet tertip etmişken. Size yemin ediyorum şehzadem. Sizin ve oğullarınızın canı şahımın teminatı altındadır. Hekimbaşının yeni merhemi inşallah işe yaramıştır hünkârım. Müsaade edin, yemekten sonra tatbik edeyim. Beğenmediniz mi? Derhal başka bir şey getireyim. Hepsi aynı geliyor Gülfem. Ne tadı var ne tuzu. Müsaadenizle. Tam 50 yıl. Hareminize gireli, sizi tanıyalı tam 50 yıl oldu hünkârım. Bu yarım asrın hatırı varsa benim de size edecek bir çift lafım var. Ver elbet Gülfem, söyle. Şehzade Bayezid, elimde büyüdü sayılır. Kendi evladımızı kaybettikten sonra bütün çocuklara benim gözüyle baktım hep. En çok da Şehzade Mustafa'ya. Bayezid'e da öyle. Çocukluğundan beri hırçın, asi mizaçlı. Lakin iyi niyetlidir. Kin tutmaz. Yüreği kötülük beslemez. Yaptıkları yenir yutulur cinsten değil elbet.
bir cezayı hak ediyor. Ancak bu ölüm değil hünkârım. Zinhar değil. Zaten Şehzade Bayezid için acem diyarında olmaktan daha büyük bir ceza mı olur? Eminim bu en çok onu kahrediyordur. Hünkârım, size yalvarıyorum. Hükmünüze rehberlik eden merhametiniz olsun. Hükümdarlığınız değil. Şehzadem, muhafızlarınız burada kalacaklar. Yalnız siz, şehzadeleriniz ve gözdeniz ziyafete davetlidir. Lokman Ağa, Hüseyin Çavuş ve silahtarlarım da benimle birlikte gelecek. Nasıl isterseniz. Şehzadem, silahlarınız... Şehzade Bayezid Hazretleri, şehzadelerim, Defne Sultan. Tekrar hoş geldiniz sarayıma. Sizleri burada ağırlamaktan büyük şeref duyarım. Askerlerinizi dağıtmak mecburiyetinde kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Zira sayıları epeyce fazlaydı. Hazinem için gereksiz yük. Karşınızda toy bir şehzade yok sizin. Arkamdan çevrilen işleri de kirli pazarlıkları da biliyorum. Zaten düştüğüm vaziyet hayli utanç verici. Kendi sofranızda gözümün içine baka baka yalan söyleyerek bana daha fazla hakaret etmeyin. Madem ki arzunuz bu, elbette. Size karşı samimi olacağım. İstanbul'dan haber var. Ha, siz gerçi çoktan işitmişsinizdir. Neden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Rüstem Paşa ahirete intikal etmiş. Ölümüne zehirli ishal sebep olmuş diyorlar. Bu hakikati yansıtıyor mu? İşte orası şüpheli.
Siz ne dersiniz? Allah taksiratını affetsin. Rüstem hainlerin sonu olan acılı ölümden nasibini almış belli ki. Canını alan yiğidin ruhu şad olsun. Şehzade Hazretleri, bizler misafirperverliğimizle övünürüz. Lakin size bir lokma bile yediremedim. Sadede gelin Şah Hazretleri. Beni ve şehzadelerimi ne diye çağırdınız? Yoksa anlaşma sağlandı mı? Ne vakit teslim edeceksiniz bizi? Şehzade Bayezid, ne kadar mert ve açık sözlü olduğunuz ortada. Savaş meydanında ne kadar yürekli olduğunuz herkesin dilinde. Keşke. Keşke teklifimi kabul etseydiniz de Sultan Süleyman'a karşı beraber cenk etseydik. Şehzade Bayezid, zinhar davranmayasın. Aksi takdirde herkes ölür. Zevceni, evlatlarını gözlerinin önünde öldürürüm.